Merhaba canlarım, bugün sizlere şifalı, enfes bir sebze çorbası yapacağım. Sadece 3 malzeme ile gördüğünüz gibi brokoli, 1 tane tüm havucumu ikiye böldüm, soydum ve 3 tane de orta patates, orta boyda patatesinizi koyun. Bu şekilde 3 malzeme ile gerçekten hem gribe karşı hem soğuk algınlığına karşı enfes bir çorba olacak ve bu şekilde denemenizi de tavsiye ederim. Lezzeti de inanılmaz güzel oluyor. Ve gördüğünüz gibi sarımsak koyacağım. Bir tane de soğan arkadaşlar. Sarımsaklarımın hepsini koyacağım. Bir avuç kadar sarımsak gördünüz zaten. Ve soğanımı bu şekilde koydum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir avuç dolusu sarımsağımı bu şekilde içine atacağım. Bütün soğuk algınlığınızı alıp götürecek. Nezleyseniz, gripseniz, başınız ağrıyorsa gerçekten şifalı bir çorba olacak arkadaşlar. Bu soğuklarda da inanılmaz bir ihtiyaç duyuyor vücut bu tür çorbalara. Evet, bolca vitamin de olacaktır. Havuç olsun, brokoli olsun ve patates, aynı zamanda soğan ve sarımsak. İnanılmaz güzel oldular. Evet, şimdi sizlere söylüyorum, su nasıl katacağınız, ne çok az koyun ne çok fazla koyun. Sebzelerinizi gömecek kadar üstüne, bakın şu kadar yeterli, çok koymayın arkadaşlar, gerçekten de yetiyor. Sebzelerinizi bu şekilde, bakın gördünüz mü, üstüne kadar doldurdum ve ocağa aldım. Şimdi arkadaşlar, ocağa aldım ya, yüksek ateşte pişireceğim arkadaşlar. Yani fokurduyana kadar yüksek ateşte olacak. Daha sonra yüksek ateşte piştikten sonra altını kısacağız. Bakın yüksek ateşte fokurdamaya başladı. Hemen altını kısık ateşe alıyorum. Gördüğünüz gibi fokurdaması azaldı. Bu şekilde 20 dakika 25 dakika boyunca ara ara kontrol edebilirsiniz. 10 dakikada bir bakabilirsiniz. En fazla 20 dakika ya da 25 dakika bu şekilde sebzelerimiz haşlanacak arkadaşlar. Evet, 25 dakika bittikten sonra tabii ki de blenderla bir güzel onları ezeceğim. Bakın tam 25 dakika sürdü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu şekilde yumuşacık olmuşlar çatalla ezince, gördünüz. Evet, çatalla ezince hiçbir şey anlaşılmıyor değil mi? Hani normal gözüküyor işte, sebzelerin ezilmiş hali gibi gözüküyor. Ama ben blenderdan geçtikten sonra gerçekten bir çorba endamını verecek bizlere. Hemen blenderla bir güzel eziyorum. Teflon tencere olduğu için dikkat etmeye çalışıyorum. Yani başka bir kaba almadım. Çünkü iyicene böyle ezmek istemiyorum hepsini. Ufak ufak bırakmak istiyorum. Eğer çok sizde çok böyle yumuşak, çok böyle blenderdan fazla geçirmek istiyorsanız tercihinize göre yapabilirsiniz. Evet, çelik tencerede rahatça yapabilirsiniz ama teflondaysa başka bir kaba alıp oradan bu şekilde ezebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle üstten güzelcene çorba endamına getirmek istiyorum. Gerçekten de rengi de çok güzel oluyor. Ben senede haftada bir ya da iki kez bu sebze çorbasını yapıyorum. Hatta içine bazen başka bir şeyler de koyabiliyorum. Ispanak olsun, kabak olsun, o tür şeyler de koyuyorum. Ama bu üç lezzeti bayılıyorum. Bu üç lezzetin tadı bana farklı güzel geliyor. Bakın, görüyor musunuz? Şimdi bir çorbaya benzedi. Bu şekilde ezdim arkadaşlar, blenderdan geçirdim. Sebzelerin mis kokusu odanın içine doldu diyeyim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi mis gibi görüntüsü var. Rengi de muhteşem gözüküyor değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu. Evet, sağlık için, soğuk algınlığı için iyi oluyor. Gördünüz mü? Bir tatlı kaşığı kadar tuz yeterli. Tam çorba kaşığımı doldurmamıştım.
Bir tatlı kaşığı kadar tuzu yeterli. Dileyen daha sonradan katabilir arkadaşlar. Ya da işte bir dolusu da koyabilir. Tuzu seviyorsunuz bilmiyorum. Böyle normal oluyor, güzel oluyor. Ben daha sonradan da tuz ilave etmiyorum. Bu kadarı yetiyor bize. Çok tuzlu yemiyoruz çünkü. Evet, blenderdan geçirmeye devam ediyorum tuzumu attıktan sonra. Kıvamına getirmeye çalıştım. Bence herkes yapmalı. Evet, bu şekilde. Hemen blenderımı alayım bir kenara. Arkadaşlar, çorbamız tamamdır. Kıvamı da tamam. İstediğim gibi içinde parça parçaları da kaldı. Ben çok seviyorum öyle patatesin, havucun parça parça ağzıma gelmesini seviyorum. Evet, bu şekilde. Zaten çok da güzel pişmişti, gördünüz. Yumuş yumuş olmuştu bütün sebzelerim. Bu kadar benim için yeterli. Şimdi yağını koyacağım. Üzerine sosunu hazırlayacağım. Zeytinyağını şöyle bir tane şişeme koydum. Daha rahat kullanayım diye. 3 çorba kaşığı zeytinyağı koyacağım arkadaşlar. Daha sonra salçasını koyacağım. 1 tatlı kaşığı kadar salça yetiyor arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası koyacağım ben, ev yapımı. Ve aynı zamanda çemen yapmıştım ama çemen otu, çemen tozu falan koymamıştım. Normal salçayla baharat karışımı bir karışımım var. Onu da katacağım birazdan size. Şimdi salçamı kavuruyorum. Dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz içine. Ama şu 4 tane baharattan vazgeçmeyin. Nane, pul biberi, karabiber ve kekik. Bu 4 tane yakışan baharatları mutlaka atmanızı tavsiye ederim. Benim hazır çemenim var. Dileyen kimyonunu koyar, başka baharat seven varsa onu da koyabilir. Şimdi ben çemenimi dolaptan alıyorum. Ya çemen diyorum, aslında çemen yok içinde ama karışımı ona benzettiğim için. Arkadaşlar, tarifini isterseniz başka bir videoda bunun tarifini size gösteririm. Azar azar kullanıyorum. Hazır, elimin altında oluyor hem. İçinde her baharat var arkadaşlar. Bütün baharatları var içinde. 5 tane, yani 5 baharatım var. Aslında içinde sarımsağım bile var. Soğanım bile var. İnce ince doğranmış. Evet, gördünüz mü? Burada böyle bir karışımım vardı. Siz baharat koyun eğer böyle bir karışımınız yoksa. İsterseniz ben başka bir videoda dediğim gibi bu baharat karışımını sizlere gösterebilirim. Hazır elimizin altında olunca daha güzel oluyor. Hemen şimdi çıkardım. 2 dakikada yaptım. Evet, bakın bu şekilde sosumu hazırladım arkadaşlar. Mis gibi de baharat koktu evin içi, çok güzel oldu. Evet, siz de baharatlarınızı atıp karıştırdıysanız çorbamızı tasımıza alacağız birazdan. Sosumuzu üzerine dökeceğiz ve sıcak sıcak içeceğiz arkadaşlar. Akşam yemeğine, öğlen yemeğine, evet, her öğüne bence yakışır. Kahvaltıda bile güzel olur bu çorba. Bakın arkadaşlar, hazırladım. Aldım bir tabağıma. Şöyle görüyor musunuz? Mis gibi. Cosur cosur sesi geliyor. Evet. Şöyle aldım tabağıma. Şimdi yanına turunç keseceğim. Limon kesin yanına, 2 tane. Şöyle 2 dilim limonunuzu kesin. Turunç varsa turunçunuzu kesin. Ben birazdan turuncumu keseceğim ve öyle servis edeceğim. Gördüğünüz üzere sıcak sıcak içeceğiz arkadaşlar. Evet, limonumu, hatta turuncumu sıkıyorum diyelim. Evet, sıkın böyle güzelce limonlarınızı. Ekşi ekşi. Gerçekten çok güzel oluyor. Bakın kıvamına. Ne enfes oldu. Ne su kattım, ne bir şey. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.